arkadaşlar, hep size hastalıklardan bahsediyoruz değil mi? Ama aslında birazcık da beynimizi genç tutmanın, daha zinde ve daha sağlıklı olmanın yollarından bahsetmek istiyorum. Şimdi beyni genç tutmanın 4 tane ana yolu var. Bunlardan ilki, beyne sağlıklı ve iyi oksijen götürmek zorundasınız. Bunu nasıl yapacağız? Açık havaya ihtiyacımız var ve açık havaya çıkarak günde 2 kez 10'ar defa derin nefes alma egzersizi yapmanızı istiyorum. Bunu şöyle yapacağız. Burnumuzdan 4'e kadar sayarak havayı içeri çekeceğiz ve ağzımızdan 4'e kadar sayarak da dışarı vereceğiz. Şöyle şeklinde derin bir nefes vererek 10 kere tekrarlayacağız. Günde 2'şer step. Yani bir sabah bir akşam bunu açık havaya çıkarak yapabilirsiniz. İkinci yol ise oksijen almanın iyi bir spor egzersizi. Aerobik egzersiz tercihimiz. Açık havada hızlı tempolu yürüyüşler, derin nefes egzersizleri birlikte birleştiğinde beyniniz için inanılmaz bir ilaç haline geliyor. Ben yürüyüşü sevmiyorum diyorsanız bisiklet sürmek de aynı etkiyi sağlayabiliyor. Beyninizi gençleştirmek, hafızanızı güçlendirmek için bir diğer egzersizimiz masa tenisi. Masa tenisi yapmak beyin hafızası için inanılmaz bir tedavi şekli. Neden mi? Çünkü masa tenisi sırasında her bir topun geldiğinde hangi hareketi yapacağınız, refleksleriniz, bir sonraki etabı düşünmek için muhakemeniz, birçok beynin hemen her yeri hakikaten o sırada çalıştırılıyor ve kullanılıyor. Masa tenisi vazgeçilmeziniz olmalı. Masa tenisi yapmaktan çok fazla sevmiyorsanız bunun yanında normal teniste oynayabilirsiniz. Beynimizi genç ve zinde tutmanın ikinci yolu ise doğru beslenmek. Doğru beslenmek derken mümkün olduğunca organik gıdalarla beslenmenizi istiyoruz. Marketlere gidip raflardaki işlenmiş, paketlenmiş gıdalardan uzak durmanız gerekiyor. Yine su içmek. Bakın beynin %70'i sudan oluşturulur. Her zaman söylüyorum ve su içmenin çok önemini vurguluyorum. Ne kadar su içelim? Eğer 60 kiloysanız kilo başı 30 da çarpacaksınız ve 1800 miligram yani 1,5'dan 2 litre arasında su içmeniz gerekiyor. Kilo başı 30 mililitre su içeceksiniz. Suyu da sabah içtim öğlene kadar bitirdim değil, gün boyunca tüketmeniz lazım. Tercihen sabahları daha yüksek miktarda, akşam yatmaya yakın bir saatte, 9'dan sonrasında daha düşük miktarda tüketmenizi öneriyoruz. Çünkü gece yatmaya yakın su içerseniz çok fazla, gece sizi tuvalete kaldıracak. Tuvalete kalkmanızı mümkün olduğunca istemiyoruz. O yüzden gün içinde su tüketiminizi fazla tutun, akşamı biraz daha azaltabilirsiniz. Yine kafein tüketimi, çok fazla kahve, Nescafe ve çay tüketiyoruz. Günde 300 mg'a kadar bunun sağlıklı olduğunu söyleyebilirim beyin için. Ama 300 mg'dan sonrası beyni zararlı bir şekilde fazla çalıştırıyor, aşırı çalıştırıyor ve beyne iyilik yerine tersine zarar veriyor. 300 mg ne demek? Bir bardak Türk kahvesi yaklaşık 100-150 mg kafein içeriyor. Bir bardak çay 50 mg, bir bardak Nescafe ise 100 mg kafein içeriyor. Demek ki günde 6 bardak çay hakkınız veya 2 bardak Türk kahvesi hakkınız veya 3 bardak da Nescafe hakkınız var. Beyni zinde ve genç tutmanın bir diğer yolu beyni dinlendirmek. Zaman zaman sakinleştirerek beyni resetlemeli, sıfırlamalısınız. Bunu nasıl yapacaksınız? Bir kere kaliteli uyku uyumanız lazım. Gece 11 ile 7 arasında, sabah 7 arasında uykuda olmanızı istiyorum. Vücudu gençleştiren, beyni gençleştiren ve hastalıklardan koruyan bütün maddeler ve hormonlar uykuda salınır genellikle. Ve bu salınım saati de gece 11 ile sabah 4 arasıdır. Demek ki bu saatte uykuda kalmak sağlığımız için olmazsa olmazımız. Uykumuzun kalitesi önemli. Gece tuvalete kalkmadığınız bir uyku kalitesi lazım. Yani gece tuvalete kalkıyorsanız bu sağlıksızlık belirtisidir. En ufak bir sese uyanıyorsanız bu sağlıksızlık belirtisidir. Her gece defalarca rüya görüyorsanız ve bu rüyalarınızı hatırlıyorsanız bu da bir sağlıksızlık belirtisidir. Kaliteli uyku çok önemli. Bir diğeri de zaman zaman beyni resetlemenin yollarından meditasyon yapmak, dua etmek, yoga yapmak gibi sakinleştirici ve gevşetici bir takım egzersizlere başvurmaktır. Bu sizin stres yönetiminizi sağlayarak stres hormonu kortizolün artmasını engeller.
Stres hormonu kontrolde olduğunda beyniniz inanılmaz aktif bir şekilde çalışacaktır. Beyni zinde tutmanın ve hafızayı güçlendirmenin dördüncü ve son yolu ise onu sürekli şaşırtmak. Nasıl şaşırtacağız? Mesela yeni bir dil öğrenmeye çalışın. Ya da yeni bir dans kursuna yazılın. Daha çok hareketli danslar, tango gibi böyle hareketli yeni hareketleri öğreneceğiniz dansları tercih etmenizi öneriyorum. Bir diğeri işe giderken ya da alışverişe giderken her gün kullandığınız yolu değiştirin ve farklı bir yol deneyin. Beyninizi şaşırtın ya da kitap okuyun. Sürekli olarak kitap okumak beyinde hafıza bölgesini müthiş derecede maksimize eder ve çok aktif bir şekilde çalıştırır. Puzzle, bulmaca çözün. Arkadaşlarınızla sosyalleşin. Beyni aktif tutmanın en iyi yollarından biri de yüksek kahkaha atarak gülmektir. Arkadaşlarınızla sosyalleşmek, sevdiklerinizle bir arada olmak hafıza bölgenizi güçlendiren en güçlü silahtır.